iş yapmanızı bekleyemem. Ama çoğumuz hani tribünlerde bulunduk. Tribünlerin saygı göstergesi alkıştır. Burada tribünden abilerim de var. Onların da desteklemesini, sizleri yönetmesini istiyorum. İlk önce şöyle bir dakika, iki dakika bir alkış tufanı yapalım. Kimler için? Ural Nadir için. Adnan Mutlu için. Kimler için? İsmail Özarslan için. Heyecandan unuttuklarım var. İlhan Canbey için. Şimdi tribünde şöyle diyorlardı. Vur! Devam etmesi lazım. Vur! Vur! Arkası da üçlü. Vur! Vur, 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 vur! Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı, Başkanı, Başkan Adayı Arda Çakmak'a davet ediyorum. Değerli konuklarım, bugün benim için hiç unutamayacağım bir gün. Heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım? Çok sevdiğim, hayatımın büyük bölümünü taraftar olmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum Gençler Birliği'nin böyle bir güzel gecesinde sizin gibi değerli dostlarla bir arada olduğum için büyük heyecan duyuyorum. Eğer ondan dolayı da bir hata yaparsam şimdi baştan peşin peşin özür diliyorum. Baştan başlamak gerekirse hepiniz az çok beni tanıyorsunuz. Yıllardır Gençler Birliği'nin içinde olan bir insanım. Kulübün içine girdiğimde 10 yaşındaydım. İşte Harun hocamı futbolculuğundan bilirim. Doğan abi beni elimden tutar maçlara götürürdü. Göremediğim birçok abimiz beni hatırlar. Maçlara giderdim. Çocuktuk. O günden bugüne kadar hep gençler birlikte oldum. Yıl 1982 idi. Bundan dolayı da tabii böyle bir organizasyonda böyle bir konuşmayı yaparken de heyecan duyuyorum. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Tekrar özür dileyim eğer bir yanlış yaparsam. Her şeyden önce hepinize hoş geldin demek istiyorum. Gençler Birliği Cumhuriyetimizle yaşıt bir kulüp. Bu yaklaşık 95 yıllık bir kulübüz. Bu sene 95. yılımız. Gençler Birliği kulübü her zaman olmasa da bu doğum günlerinde, yıl dönümlerinde bir kutlama organizasyon yapardı. Bu sene böyle bir organizasyon olmadığı için biz siz değerli dostlarımızla bir araya gelelim, böyle bir organizasyon yapalım. Hem Gençler Birliği'ni konuşalım, hem birbirimizi görelim, hem hasret giderelim diye düşündük. Ondan dolayı da böyle bir organizasyon yapmak istedik. Aynı zamanda da çoğunuzun da bildiği gibi, hemen hemen herkesin de bildiği gibi ben Gençler Birliği Kulübü'nün bir sonraki yapılacak kongresinde başkanlığa aday oldum. Aday olduğumu da daha önce de açıkladım. Gençler Birliği Spor Kulübü'nün içinde bulunduğu durumu zaten hepimiz malum biliyoruz. Bu sene hiçbirimizin arzu etmediği yerlerde kulüp, hiçbirimizin Gençler Birliği'ni görmek istemediği yerlerde kulübümüz zor günler geçiriyor. Hani herkes diyor ki biz niye bu yola çıktık, niye bu adımı attık Gençler Birliği ile ilgili. Bu konuda şu kadar çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Biz bu kararı bugün almadık. Bundan bir ay önce de almadık. Gençler Birliği Spor Kulübü'nden istifa ettiğimiz gün olan Ekim ayının 20'sinde bu kararı aldık. Ben ve 4 arkadaşım bu konuyla ilgili de çalışmalarımıza başladık. Hani kulübün iyi gitmesi, kötü gitmesiyle ilgili hiçbir zaman bir düşüncemiz olmadı. Biz kulübün kötü yönetildiğiyle ilgili sıkıntılarımız vardı. Bundan dolayı aday olduk. Bundan dolayı Gençler Birliği Kulübü'nün yönetimine talip olduk. İlhan Cavcav sezonunun adının verildiği, efsane başkanımızın adının verildiği bu sezonda Gençler Birliği Kulübü iyi gitmiyor. Bunu hepimiz görüyoruz, hepimiz biliyoruz.
sadece sportif açıdan değil, maddi açıdan olsun, altyapıda olsun, Gençler Birliği'nin isim yaptığı, markalaştığı hiçbir değer konusunda Gençler Birliği iyiye gitmiyor. Bunları gördüğümüz için biz aday olduk, bunları gördüğümüz için Gençler Birliği yönetimine talip olduk. Gençler Birliği Spor Kulübü tabii ki kurulduğu günden bugüne kadar iyi günü de oldu, kötü günü de oldu. Ama inanın bu kadar kısa sürede hiçbir zaman bu kadar kötü duruma geldiğini biz yaşamadık. En azından ben kendi hayatım içerisinde böyle bir durumu görmedim. Bunların hepsi bizim bu kararı almamızda büyük etken oldu. Ve dedik ki Gençler Birliği için neler yapabiliriz? Gençler Birliği için ne adımlar atabiliriz? Bunları tartıştık, bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Bunların da en başında bir kere yönetim kuruluna talip olmamız gerektiğini düşündük. Gençler Birliği Spor Kulübü'nün olağan kongresinde, en yakın zamanda yapılacak olağan kongresinde bu yönetime talip olup Gençler Birliği'ni daha iyi yerlere getirebileceğimize inandığımız için bu yola çıktık. Diyeceksiniz ki Gençler Birliği'ni hangi konularda iyi yerlere getirebiliriz? Hepimizin bildiği kadarıyla Gençler Birliği, bildiği gibi Gençler Birliği rahmetli başkanımız İlhan Cavcav zamanında Türkiye'de markaydı. Hangi konuda markaydı? 5 kuruş borcu olmayan, kimseye 1 liralık vereceği olmayan, kasasında parası olan bir kulüptü. İkinci markalaştığımız değerimiz neydi? Altyapımızdı. Yetiştirdiğimiz futbolcularımızı iyi paralara, daha iyi paraları olan kulüplere, maddi açıdan bizden iyi olan kulüplere verdiği yüksek bedellerle altyapısı zengin bir kulüptü. Bugün gelinen ortamda Gençler Birliği'nin bu iki değerinin de bu iki markasının da geriye, yani markalaşmasında değer olduğu bu iki noktanın da geriye gittiğini görüyoruz. Gençler Birliği şu anda maddi açıdan çok iyi bir durumda değil. Gençler Birliği spor kulübünün kasasında biz oradan ayrılırken aldığımız zamandan çok az daha bir parası kalmıştı. Bugün itibariyle herhalde o da bitmiştir. Çünkü biz 5 aydır bu hesaplara da hakim değiliz. Muhtemelen onun da bittiğini düşünüyoruz. Artı Gençler Birliği Spor Kulübü'nün en büyük değeri olan altyapısından şu anda hiçbir sporcunun ya da oyuncunun ileride bir talibi olabileceğini, büyük kulüplere gideceğini düşünmüyoruz. Gençler Birliği'nin en önemli değeri olan bu altyapısının da çok iyi bir yerde olmadığını düşünüyoruz. Bunların hepsi bizim bu kararı almamızda etkili oldu. Gençler Birliği Spor Kulübü'nün yönetimine talip olmamızda bunlar etkili oldu. Tabii bunları yaparken hep diyeceksiniz ki şimdi İlhan Bey ile beraber 15-16 yıl çalışmış bir yönetici olarak niye bunları Murat Bey ile paylaşmadınız? Niye Murat Bey, İlhan Bey'in mirasına sahip çıkmadınız? Şunu size bütün varlığımızla ve her şeyimizle temenni ederiz ki Murat Bey'e elimizden geldiği her şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Gençler Birliği Spor Kulübü'nün iyi yönetilmediğini, Gençler Birliği'nin marka değerinin geriye gittiğini her zaman, her şekilde dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Başarılı olabildik mi? Olamadık. Niye olamadık? İsterseniz kısaca bu konudan da bahsedeyim. Murat Bey İlhan Bey'in vefatından kısa bir süre önce, ki bu 2 günlük bir süredir, İlhan Bey bize geldi kulübe, o zamanki yönetim kuruluna, sanki bir vasiyet edercesine bu kulübü, dedi, Murat oğlumu, dedi, başkan vekili yapmak istiyorum. Beraber bir süre yöneteceğiz. Benim artık sağlık sorunlarım var. Daha ileriye götüremeyeceğimi düşünüyorum, dedi. Tabii ki baba gibi bize davranan bir insana da hiçbirimizin hayır deme hakkı yoktu. Biz de bu kararını kabul ettik. Bu karar doğrultusunda Murat Bey'i başkan vekili yaptık. Fakat çok kısa bir süre sonra, ya zannedersem 2 gündü. 2 gün sonra İlhan Bey'in vefatı gerçekleşti. Allah rahmet eylesin bu arada. İlhan Bey vefat ettikten sonra Murat Bey'le biz İlhan Bey'in mirasına sahip çıkmaya çalıştık. Dedik ki hep beraber bu kulübü yönetelim, Murat Bey'e ağzımızın döndüğü kadar yardımcı olalım ve kulübü daha iyi yerlere getirebilirdik. Fakat geçen sürede şunu gördük. Tıpkı diğer futbol kulüplerinde olduğu gibi, Türk sporunda, Türk futbolunda olduğu gibi belli kesimdeki insanlar Gençler Birliği Kulübü'nün başkanının ve etkili yöneticileri etrafını sarmaya başladı. Bundan kastım çok kısa söylemek gerekirse şu, detaylarını zaten çok yerde paylaştık. Gençler Birliği'nin hak ettiği oyuncuları hak ettiği fiyatlara değil, hak etmediği oyuncuları çok daha yüksek bedellerle satmaya çalıştılar. Ve biz buna elimizden geldiği kadar mani olduk ama bir süre sonra gördük ki bizim artık bunu yapmaya gücümüz kalmadı. Gençler Birliği Spor Kulübü içerisinde bunu gerçekleştiremedik. Murat Bey de bizden daha çok bu insanların etkisi altında kaldı ve gelinen noktada da kulübün
hali ortada. Aldığımız futbolculara verilen paralar ortada, harcanan rakamlar ortada. Bunların hepsi birike bizi de bir noktaya getirdi ve daha fazla devam edemeyeceğimizi anladığımız için Gençler Birliği kulübünden istifa ettik. Yönetim kurulundan istifa ettik. Kulüpten hiçbir zaman istifa etmek gibi bir şeyimiz olmaz. İstifa ettikten sonra da dışarıda sizlerin arasında olan bazı büyüklerimizle, olmayan bazı büyüklerimizle çeşitli istişarelerde bulunduk. Kulübün iyi gitmediğini, bildiğimiz yanlışları anlattık, paylaştık. Bize söylenen şuydu: çocuklar, siz bu kulübün neferlerisiniz, kulübümüze sahip çıkalım. Çıkalım ama nasıl çıkalım? Gelindi, düşünüldü, edildi ve en sonunda dedik ki madem öyle biz bu kulüpte yönetime talip olalım, elimizden geldiği kadar çalışalım, yönetimi aldığımız zaman da Gençler Birliği için her şeyi yapmaya hazır olalım diye bir karar aldık. Bundan sonra da bildiğiniz gibi çalışmalarımıza başladık. İşte çeşitli toplantılar yaptık, şey yaptık. Bugün de işte gördüğünüz gibi hem 95. yılımızı bir arada kutlamak için hem de bu birlikteliği tekrar böyle şey bir hale, enerjik bir hale getirmek için böyle bir yemek tertip ettik. Sağ olun, sizler de kırmadınız, geldiniz. Hepiniz de ayaklarına sağlık tekrar. Değerli büyüklerim, kardeşlerim, size şunu söylemek istiyorum. Gençler Birliği Türkiye Futbol Ligi'nin, Süper Ligi'nin demirbaşıdır. Bunu hiç kimse, hiçbir kuvvet değiştiremez. Biz bu en son hatırladığım 87-88 sezonunda bir sezonluk ara verdiğimiz Süper Lig'e Türkiye'nin büyük kulüplerinden sonra en fazla abone olan kulübüyüz. 30 senedir bu Süper Lig'de oynayan bir takımımız var. Gençler Birliği'nin hak ettiği yer ve oynaması gereken yer de Süper Lig'dir. Süper Lig'de olmak zorundadır. Bunun içinde ne yapabiliriz? Şu anda yönetim kurulumuz var, bir hocamız var, bir futbol takımımız var. Her zaman dediğim gibi son gün, son saat, son düdüğe kadar hepimiz son nefesimize kadar Gençler Birliği'ne destek olmaya devam edeceğiz. Ben bu kulübün hiçbir şartlar altında bu ligden düşmeyeceğine inanıyorum. Daha alınacak 12 puan var. Bu puanları da alacak bir takımımız var. Bu puanları da alacak sizin gibi büyük bir camiamız var. Biz tabii ki en doğal hakkımız olarak muhalefetimizi yapacağız. Yanlış gördüğümüz şeyleri söyleyeceğiz. Söylemeye de devam edeceğiz. Ama bir taraftan da Gençler Birliği'ni dediğim gibi bu sezonun sonunda hiçbir şekilde kötü rüya göstermeden bu ligde kalacak şekilde desteklemeye de devam edeceğiz. Bunun için de zaten hep yapıyoruz. Eleştirilerimizi yapıyoruz ama iyi yönde yapıyoruz. Gençler Birliği'nin yeri Süper Lig'dir. Bu ligden de düşmesiyle ilgili kesinlikle bir düşüncemiz yok. Böyle bir düşünce de olmamalı. Daha dediğim gibi iyi bir kadromuz var, teknik heyetimiz var. Bir şekilde bu ligde kalacağız. Ondan sonra da oturacağız. Yapılacak olan genel kurulda hep beraber geçmişin hesabını göreceğiz. Yanlışlar varsa söyleyeceğiz. Doğrular varsa bildiklerimizi anlatacağız. Bize düşen de, bize yakışan da Gençler Birlikleri olarak bu olduğuna inanıyorum. İsterseniz birkaç kelimeyle de çok fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Biz Gençler Birliği için ne yapacağız? Bunlar demin de bahsettiğim gibi Gençler Birliği'nin Türkiye'de markalaştığı iki değer vardı. Bir tanesi altyapısı, bir tanesi maddi olanakları. Biz inşallah Allah nasip eder de yönetim kuruluna yönetimi aldığımız zaman, Gençler Birliği'ne başkan olduğum zaman yönetim olduğumuz zaman şunu söyleyeceğim. Gençler Birliği'ni tekrar eski günlerine getireceğiz. Maddi açıdan eski günlerine getireceğiz. Altyapı da eski günlerine getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Bugün Gençler Birliği'ni çoğunuz hatırlarsınız. Bu tesisleri kurulduğu zaman Ankara'nın nüfusu 2,5-3 milyondu. Ve ondan sonra da arada bir etlik tesislerini yaptık. Şu anda Ankara'nın nüfusu 6 milyon. 6 milyon nüfusun olduğu yerde biz Gençler Birliği'ne oynayacak 11 tane futbolcuyu çıkartamıyorsak bu ayıp bizimdir. Başkasının değil. Bunu da yapmak için altyapımızdaki tesislerimizi çoğaltmamız, Gençler Birliği'nin bütün Ankara'nın ilçelerinde tesislerin olması, buralarda futbol okullarının olması gerekiyor. Bunlarla ilgili her türlü çalışmayı yapacağız. Belediyelerimizden her türlü desteği isteyeceğiz, gideceğiz, konuşacağız. Bunların da yapılabileceğine ben inanıyorum. Başından beri inanıyorum. Niye inanıyorum? Çünkü Ankara'da bu potansiyel var. Ankara'da futbolu seven belediye başkanlarımız var, büyüklerimiz var, başbakanımız var, cumhurbaşkanımız var. Herkesten desteği isteyeceğiz.
Ankara'da Gençler Birliği'nin altyapısını bütün mahallelere yaymaya çalışacağız. Bu sebeple de Gençler Birliği'nin marka olduğu altyapıyı tekrar eski günlerine getirmeye çalışacağız. İkinci önemli konu maddi açıdan sağlam bir Gençler Birliği. Bununla ilgili ne yapacağız derseniz, Gençler Birliği'nin maddi açısının eski günlere dönmesi için yüksek transfer ücretlerini bu kulübe artık yüksek transfer ücretleri ödetmeyeceğiz. İşte bu sene alınan transfer ücretlerinin çoğunun rakamlarını sağda solda okudunuz, biz açıkladık. Çok ciddi rakamlar. Gençler Birliği bütçesinin çok üzerinde rakamlar. Biz bunları yapmayacağız. Biz bunun için Gençler Birliği'nin eski sporcularından oluşan iyi bir scout ekibi kuracağız. Bu ekiple beraber Avrupa'nın, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde iyi yabancılar tarayacağız. Bu yabancıları da tek bir kişinin gözüyle değil, belki 8-10 kişinin çapraz izlemeleriyle Gençler Birliği Kulübü'ne kazandıracağız. Böylelikle de ben bu konuda çok ciddi bir maddi tasarruf elde edileceğini düşünüyorum. Bir başka konu, yıllardır beni her zaman üzen, rahatsız eden Gençler Birliği'mizin seyircisi. İşte hep beraberiz, Gençler Birliği'mizin maçlarına hep beraber gidiyoruz. Yıllardır seyirci sayımızın ne kaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani birkaç bini geçmeyen bir taraftar kitlemiz var. Bunun en az 20.000, 30.000 olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diyeceksiniz ki ne yapacağız? En başta şunu söyleyeyim. Gençler Birliği Kulübü'ne bundan sonra maçlarını halka izletilebilir hale getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Bir baba çocuğuyla, kendinden küçük bir çocuğuyla, 10-12 yaşında çocuğuyla geldiği zaman 1 lira yapacağız Gençler Birliği'ne. Kanunun el verdiği en düşük para neyse onunla yapacağız. Paso ligini alan herkes yanında çocuğuyla maçlara gelecek, maçlarımızı seyredecek. Belki bir sene, iki sene içerisinde Gençler Birliği'nin taraftarı olmaz ama bunu birkaç sezon yapabilirsek ben Gençler Birliği'ne büyük bir taraftar kitlesi kazandıracağımıza inanıyorum. Yani şunu da söyleyeyim, bunu yapmakla Gençler Birliği maddi açıdan çok da bir şey kaybetmez. Çünkü yıllardır bizim tribün gelirlerimizin ne olduğu belli. Hiçbir zaman Gençler Birliği'nin çok büyük tribün gelirleri olmadı. Gerekirse transferden biraz kısarız, başka harcamalardan biraz kısarız. Birkaç sezon bu paralarımızı tribün gelirimizden vazgeçeriz ama tribünlerimizi doldururuz. Ankara'nın bütün okullarına gideceğiz, bu projeyi yaygınlaştıracağız. Her çocuğa diyeceğiz ki velini al gel, maçı bedava seyredin, en düşük paraya seyredin. Yani bir sezonu 1 liraya seyredin, en düşük kanunla el verdiği rakam neyse ona seyrettireceğiz. Böylelikle de bir taraftar kitlesi kazandıracağımıza inanıyoruz. Son bir konu daha Gençler Birliği ile ilgili projelerimizden bir tanesi daha, bu da dördüncü projemiz. Gençler Birliği Kulübü'nün, 95 yıllık bir kulübün bir futbol stadı yok. Maalesef bir stadyumumuz yok. Bunun yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Nasıl yapacağız? İşte Ankara'da bir Cebeci stadı var, bir Ostim stadı var. Bunları gidip belediyelerden talep edeceğiz. Buraların tekrar güzelleştirilmesi, yenilenmesi, ek yapılmasıyla Gençler Birliği'ne 10-15 bin kişilik güzel bir aile stadı halinde bir stad kazandırılabileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar biz gittik, büyüklerimizden buraları istedik de bize vermediler diye bir şey yok. İstenilmedi, talep edilmedi. Biz bunu talep edeceğiz. Gençler Birliği'ne de böyle bir stad kazandıracağız. Ve Gençler Birliği'nin bir yuvası olacak. Herkes sezonlar boyunca oturacağı koltuğu, o stadın değerini bilecek ve Gençler Birliği'nin bir evi olacak. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet, çok zamanınızı aldım. Sözlerime burada son verirken umarım heyecanımı affedersiniz. Dediğim gibi Gençler Birliği, konu Gençler Birliği olunca 10-12 senedir bu kulübün içerisinde olan bir insan olarak heyecanlandım. Eğer herhangi bir hata yaptıysak, kırdığımız insanlar olduysa çok özür dilerim tekrar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah şunu bir kez daha söylüyorum. Gençler Birliği düşmeyecek. Bir de unutmadığım bir Türk Hava Kurumu mağlubiyeti vardır ki Ankara'da bütün kulüpler 5-0, 8-0 yeniyor. Bizim Gençler Birliği maçında 1-0 yenilmişler. Ben o maça gitmemiştim. Onun üzüntüsünü hiç unutamam. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Şimdi böyle mikrofonları da ikiledim. Demirel gibi. Yani zamanında 1980'li yıllarda bu kulübe çok emekleri geçti. Gerçek bir gençler birlikte, gerçek bir Ankaralı. Bugün aramızda değil ama onun plaketini ona ulaştırmak benim ödevim. Öyle karar verdik. İzninizle Ayhan Sümer'e yani plaketini ulaştıracağım. Ve Gençler Birliği kazanacak diye bir Twitter hesabımız var. Oradan da hani paylaşacağız. Var ama benim anlatmam. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Her maçta oradasınız zaten. Allah sağlık sıhhat versin. Her zaman Gençler Birliği'ni desteklemeye devam edin. İnşallah Allah gecinden versin. Ben bu plaketi gururla, onurla veriyorum. Oğlumuzu tanıyorum. Çok iyi bir Gençler Birlikte. O da bizim aramızda. Torun da öyle. İnşallah 3-5 nesil böyle devam eder. İyi ki varsınız. Ama bizi tribünlere çakanlar önemli. Biz onlar yüzünden o tribünlere gidiyoruz. Şimdi iki ismi davet etmek istiyorum. İkisi de sol açık. Sol açık mı? Aman bir yanlış yaptım. Sağ açık mı? Sağ mıydı? Sağ spor muydu? Rüzgar'ın oğlu Zeynep Soyer. Ben 19 yaşındaydım. 1958 yılında, yani henüz 35 yıllık bir kulüp iken Gençler Birliği'ne intisap ettim. Tam 60 yıldır bu aşkı yaşıyorum. Hiçbir çıkar ve menfaat gerekmeden 13 yılımı, gençliğimi bu kulübe verdim. Çok büyük insanlar tanıdım. Çok büyük kişilerle dostluk yaptım. Gençler Birliği bir semboldür. Gençler Birliği bir kültür yuvasıdır. Bunu kimsenin inkar etme ve aksini iddia etme şansı yoktur. Bu 60 yılın sonunda böyle bir ödül almaktan mutluyum. Geçmişini inkar eden hiçbir kulüp geleceğe bakamaz. O nedenle geçmişimize saygılı, sevgili ve hürmetli olmalıyız. Geleceğimiz o zaman çok aydınlık ve daha güzel olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Harun'la ben Halep Selefiz. Benden sonra kulübe gelen sol açıktır. Hatırlatmakta yarar görüyorum. İkisi baba oğul. Zeki Celasson'u ve Nedim Celasson'u davet ediyorum. Doğan Akpınar ve Oktay Ünsal'ı davet ediyorum. Şimdi postayı kargo yönünü görmeliyiz. Murat Kahramaner'e ben vereceğim ya. Tamam, Murat Kahramaner'e ben vereceğim. Şimdi de öncelikle adını rahmet anıyorum. Hamdi abimizi lütfen de alkışla kendisini alalım. Tamamlar bir tanemize. Abilerim de yanımda, şimdi onlar da diyor, biz de onun adını alacaktık. 9 yaşında benim sırtıma bir bayrak takmıştı. İlk kez Gençler Birliği o zaman olmuştum. Tribünde ilk bastığımız pankartımız, ne küfür bastı, ne arsızız, ne torpilli, ne yüzsüzüz. İşte bizim tek farkımız, biz gentleman gençlerliyiz. Bu abilerim gerçekten benim 9 yaşından beri bildiği, hatta o zamanın rafıyla minik takım, yıldız takım, genç takım dış sahalarda, gerekirse 19 Mayıs stadında, büyük maçlarda, önce çıktığımız maçlarda adımla beni çağırarak onurlandırdıkları, o sahada küçükken çok çok rencilik yaptığım zamanlar gerçekten bir canlılarım var. Sahanın içinde umursuz geliyorsun deyip sahanın dışına aldıkları zaman
Ve hakikaten bununla ilgili toplantılar yapıldığı zamanlar bile oldu. Üzerlerinde emekleri çok, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz tribünden mikrofonla konuşmaya alışmadık. Biz Gençler Birliği'ni ve gönül veren Gençler Birliği sevdalıklarıyız. Bizim için Gençler Birliği bir yaşamdır. Biz her şeyimizle Kırmızı Karar'ın sevdalıyız. Ve şimdi sizden rica ediyorum, biz kara diyelim, siz kırmızı deyin. Anlaştık mı? Biz kırmızı diyelim. Bir, iki, üç. Kırmızı! Kara! Büyüklerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz, bu yeni oluşumun Gençler Birliği'ne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 40 yıldır bu kulübün içindeyiz, çok emekler verdik tribünlerde. Bu Gençler Birliği olarak benim ikinci aldığım paket, onurla taşıyorum. Birini İngiltere'de almıştım. İngiltere'de vermişlerdi Blackburn maçı öncesinde. Gençler Birliği taraftarları olarak böyle bir plaket almıştık. Bu ikinci plaketim şahsım adına. Herkese teşekkür ediyorum. Yeni oluşumun da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Allah kalplerine gönüllerine göre verir. Kılıçoğlu'nu davet ediyorum ve Cüneyt Kılıçoğlu'na plaketini vermek üzere Faruk Özgün hocamız. Çok teşekkür ederim. Ben sizi yalnız bırakayım. Evet, değerli misafirler, değerli konuklar. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Benim için hakikaten çok büyük bir sürpriz oldu. Çok mutlu olduğumu ifade ederken şöyle kendimi çok kısa anlatayım. Ben 1966 yılında Gençler Birliği'nin kurduğu ilk futbol okulunun öğrencilerinden, daha sonra oradan A takıma, oradan gençlik takımına doğruma giydim. Daha sonra Ankara Gücü'nde oynadım. Ve Gençler Birliği'nin son senemde başladığım yerde rahmetli İlhan Cavcav'ın başkanlığında takımın 83 senesinde çıktığımda tekrar gelip orada futbolu bir ameliyat neticesinde bıraktım. Ama görüştüğüm sosyal yaşamındaki bütün arkadaşlarımın büyük çoğunluğunun Gençler Birliği olması beni son derece mutlu ediyor. Hala o bağlarımı sokmadı. Takım arkadaşlarım Gençler Birliği'nde futbol oynamış. Eski hocalarımız, yönetici arkadaşlarımız hepsiyle beraber ilişkilerimi devam ettiğim için de mutlu hissediyorum. Zeynel Hoca'nın biraz önce ifade ettiği gibi hakikaten Gençler Birliği bir kültür. Yaşımız belli bir kemale erince bunun gerçekten ne kadar değerli olduğunu anlıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Benim için yoğunluğum. Ben izin verirseniz bu heyecan noktasında biraz durmak istiyorum. Arda Başkan konuşmasını yaparken sık sık heyecanı dolayısıyla bağışlanmasını arzu etti. Bu beni biraz eskilere götürdü. Ben de 10 sene Gençler Birliği içerisinde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yani biz yönetim kurulu üyeliği yaparken çok fazla maalesef heyecan duyamıyorduk. Çünkü bir efsane başkanla beraber çalışıyorduk. Onun için takım dolaştığı anlar da olmuştur. Dolaştığı anlarda İlhan Cavcav gibi birisi var. Hatırlarsanız en son o hastalandığı dönemde de takım çok arkaya doğru gidince biz telaşlandık, toplandık, etrafını yapacağız, ne edeceğiz diye. Daha sonra o sağlığın en kötü halinde bile, ölüsüyle bile hakikaten takımı aldı çıkardı ve kurtardı. Ben siz çok baktığınızı almak istemiyorum ama bir yine İran Bey'le ilgili bir ufak alım anlatıp ondan sonra konuşmamı bitireceğim. İran Bey'in şöyle bir şeyi var. Bu takım bizim 10 sene içerisinde zaman zaman
kötüye gittiği anlar da mutlaka vardı. Biliyorsunuz transferleri kendi yapar, takımı kendi kurar, her şeyi kendi ayarlar. Ama takım ne zaman kötüye gitse toplanır, karar alır, teknik direktör değişikliğine de karar alır, onu da yapar. Daha sonra yönetim kurulunu toplar. Yani her zaman bize bilgi vermiştir. Yani bilgi verirken de şöyle yapar. İşte teknik direktör değişikliğine ihtiyaç var. Bu değişikliği yapacağız mı dersiniz? Takımla ilgili fikirlerini söyleyin. O zaman da 25 kişilik üye var yönetim kurulunda. Herkes başlar birinci sıradan. İşte fikrini söyler. 2-3. Tabii 25 olunca yönetim kurulu toplantısında şöyle bir şey olmuştu. Adını vermeyeceğim. Şimdi söylersem herkes doğru tanır. Yani biraz bir hali vakit geçince arkadaşımız kalktı. Ya başkan yeter dedi. Her şeyin iyisini zaten sen biliyorsun. Gerekeni yap, biz de burada fazla konuşturma. Bunları şunun için söylüyorum. Arda başkan inşallah bu heyecanı hiç geçirmesin. Gerçekten bu heyecana çok ihtiyacımız var. Arda başkanın bu heyecanı için hepinizle çok kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah genel kurulumuza bir yetki verir. Biz de bu heyecanımızla beraber gençler birbirini çok ileri noktalara taşırız. Çok teşekkür ediyorum. Kanuner yönetimi istifa diye bağırıyor bir gözüm içine baka baka. Demek ki böyle nasıl bir şeyler karşılaşmak. Hoş geldiniz. Ben de Arda Başkan gibi 1982 yılında bu Gençler Birliği bayrağını aynen yönetim istifa olacak. İstifa olması da biz alacağız inşallah Mayıs'ta. Ben de bu bayrağı 1982 yılında Sayın Arda Başkan gibi babamdan aldım bu bayrağı. Babam sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Yoksa aranızda olmak isterdi. O da 1930 doğumlu kendisi. Gençlerine çok emeği geçmiş, yıllarca hizmet etmiş bir büyüğümüz diyelim. 1930 doğumlu oldu. Şimdi biraz da rahatsız kendisi. Ahmet Kahramaner. Namı değer Türk Ahmet. Ben kendisinin oğluyum. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah Mayıs'ta gitmeyecekler. Biz göndereceğiz. Hep beraber. Ama onun şakası da olurdu. İlhan Başkan derdi ki, ya o kadar taraftar yok. Yani bir tane taraftar var, 600 tane polis var. Ne yapıyor bunlar? Şimdi yani onlar da emekli, onlar da bizimle beraberler. Onlardan birini Ankara Asayişe Millet Şube Müdür Yardımcısı Serkan Makineci'yi davet ediyorum ve ona da plaketini sandalını söyleyecek. İnşallah hani beraber tribünde bundan sonra Gençler Birliği için emek vereceğiz. Ali abi bundan mı güzel? Ali Özal bence çok özel bir isim. Çünkü Ankara amatör kulüplerinin hikayelerini bile hani o sahalara gidip uzun uzun yazan ve bizlere ulaştıran bir isim. Ben özel olarak hadi ben Deniz Ali Özal'a plaket vermek istiyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten bugün çok heyecanlıyım. Birçok abim ve arkadaşım için bugün sürprizler yapıldı. Doğrusunu istemek gerekirse ben de böyle bir şey beklemiyordum. Ama şunu samimiyetle ifade edeyim. Gençler Birliği'nin ligde kalması, Süper Lig'de yoluna devam etmesi en öncelikli meselelerimizden bir tanesi. İlhan Cavcav gibi Türk futboluna çok büyük hizmetleri olan bir ismin adının verildiği bir ligde böyle bir faciayı
yaşamamamız gerekir. Bundan herkes hemfikir olduğuna yürekten inanıyorum. Ama bu temennimi ilettikten sonra bu fotoğraf karşısında inanılmaz bir heyecan ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Artık 50 kişilerle, 30 kişilerle yapılan kongreler hem bu şehre yakışmıyor, hem Cumhuriyet'e yaşıt bir Gençler Birliği'ne yakışmıyor, bir Ankara gücüne yakışmıyor. Bizim geldiğimiz noktada biz bu geminin içerisindeyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. 10 tane profesyonel futbol takımının olduğu bir şehirden bahsediyorum. Bunların siz hepsini biliyorsunuz. Bunun yanında basketbol gibi bir ligde, Türk Telekom gibi, Ankara Koleji gibi, Orman Spor gibi, DSİ Spor gibi çok elit takımların mücadele ettiği bir şehirden bahsediyorum. İşte son yıllarda voleybolda gerçekten Türkiye'ye çok büyük gururları ve başarıları yaşatan takımlar bu şehrin takımları olacak. Halkbank gibi, Ziraat Bankası gibi. Handbolda hep öncü ve önder olmuş bir kentten bahsedeceğim. 60 tane federasyon burada olacak. Türkiye'nin olimpiyat düzenleme gibi bir hayali olacak. Ama dönüp bakıp spor servislerine baktığım zaman içerim kan ağlıyor. 95. yılını kutlarken Anıtkabir'de bambaşka duygular içerisindeydim. Nereden bilebilirdim ki o kutlamanın son haberim olacağını? Gerçekten Ankara Gençler Birliği'nin 95. yılını Habertürk gazetesinde son haber olarak vermek bana kısmet mi oldu, nasip mi oldu, hazin bir şeydi. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Ankara çok özel bir kent. Ankara bir ulusun kaderine maya olmuş bir kent. Ankara gerçekten Cumhuriyet'te yaşıt bir Gençler Birliği'ne çok önemli bir kulübe sahip. İşte İmalat-ı Harbiye ruhundan gelen bir Ankara gücünden bahsediyoruz. Bu toplantılara, bu tür organizasyonlara yürekten ihtiyacımız var. Daha demokratik olmak zorundayız. Daha açık olmak zorundayız. Futbola dair her türlü kötülüğü yapan bir ülkeyiz. Futbol artık bizden intikamını alıyor. Ne olur artık futbola bu kadar kötülük yapmayalım. Bunun sonunda mutlaka Gençler Birliği kazanacak diyorum. Hemen bölümümüzü bir sponsorumuzu onu davet ediyorum. Ve ona plaket vermek üzere. Hani kulübümüzde sponsor bulmak için çok çalışan bizim dönemimizde Altı Kuruçay'ı davet ediyoruz. Size akşamlar diliyorum ben de. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu bir kutlu bir yürüyüş aslında Arda Başkan'ın önderliğinde. İnşallah Allah kısmet ederse Mayıs ayında buradan başarıyla çıkmayı planlıyoruz. Tabii sizlerin desteği ve varlığıyla olacak. Ben abimizi tanımıyorum, burada tanıştım kendisiyle. Kulübümüzde her daim kendisinden övgüyle bahsedilmiştir. Ben de kendisine son derece saygı duyuyorum ve kulübümüze yapmış olduğu katkılar için de huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok değerli Gençler Birliği sevenlere öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bu oluşumun takımda Türkiye'mize, Gençler Birliği'ne sevdalı olan sizlere hayırlara vesile olmasını dileyerek başlamak istiyorum. Benim üç tane böyle ana başlıklı Gençler Birliği ile ilgili konularım var, onları arz etmek istiyorum. Birincisi, ben Mardin Spor Başkanı olarak Mardin Spor'u düşme hattından alıp birinci ligin kapısından dönecek yere kadar taşıdım. Bunda son birinci lige taşımaya uğraştığımız o zaman ikinci, yani bugünkü PTT liginden
birinci Süper Lig'e çıkartmak için son sezonumuzda Sayın Başkan'ın çok büyük emeği var. Rahmetli İlhan Başkan'ın, Orhan Şam'ı, Murat Kalkan'ı bize kiralık verdi ve Mardin'e gelip o gün bize bir maçta şeref vermekle birlikte stadı doldurdu. Onun için kendisini minnetle rahmetle anlıyoruz. İkincisi, Emoğlu biraz evvel aldığım bu şerefle en güzel köşede taşıyacağım bu plaketi almama sebep olan sponsorluk. O yıl hiçbir takıma kimse sponsor olmuyordu. Ben Emoğlu olarak hem Ankara Gücü'ne bir yıl hem de Gençler Birliği'ne 3 yıl sözleşme yaptım. Tabii ertesi yıl Türkse 16 veya 18'in takımın tamamına sponsor olmak istedi. Ve hatırladığım kadarıyla üç büyüklerin bir tanesi olmakla birlikte ikisi hariç öbür takımlar Türksel oldu ama Gençler Birliği Emoğlu taşıdı. Başkan beni çağırdı. Dedi ki benim seninle yaptığım anlaşma 100.000 dolar. 100.000 dolarını geçen sezonunkini geri vereyim. 100.000 de tazminatım var. Onu da ödeyeyim dedi. Bizim Türksel'le anlaşmamız daha yüksek bir rakam. Başkanım dedim, ben bu takıma gönül veriyorum. Ben bu ismi sökmenizi istemiyorum. Aramızda para lafı olmaz. Ne emredersen onu veririm. Onun üzerine ben senden para da istemiyorum. Ticari olarak sözümü yerine getiriyorum, tutuyorum dedi. Ve tekrar kendisi rahmet anlıyoruz. Başkan öyle bir başkandı. Onun için inşallah ismini taşıyan bu ligde bu sezon hep beraber bu son 4 maçı da ne gelirse elimizden bu gayreti gösterip bu takımın bu ligde kalmasını sağlayacağız. Ama bundan sonraki sezonu daha genç dinamik arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle başlarda başkan olmak üzere şampiyonluğa koşturacağız. Son olarak yine bana çok büyük bir onur ve şeref vermeye sebep oldu bu takım. Yunanistan'da maça gittik. Maç başlamak üzereyken bir kendini bilmez Yunan taraftarı direğe tırmanarak Türk bayrağını indirmeye çalıştı. Ve ben beraber olduğumuz meclis başkan vekili o zaman Sadık Yakup Kayseri milletvekili ikimiz büyük bir tepki koyduk. Başkan da bize destek verdi ve takım çıkmayacak sahaya bayrak asılmadıktan sonra Türk bayrağını göndere çektik. Bu şeref, bu onur hepimize ömür boyu bizden için bir şereftir. Ben tekrar bu plaketi verdiğiniz için ben şirket adını alıyorum ama İlhan Başkan'ı almış gibi sayıyorum. Lütfen bunu da öyle kabul edeceğim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gençler Birliği'nin emrindeyiz. Hem ailece hem şahsım olarak. Teşekkür ediyorum. Arıyorum. Gençler Birliği yöneticisi olacak inşallah. Gençler Birliği futbolcu. Daha sonra vereceğim. Faruk Koçkun'u çağırıyorum. Kübülay Güvenç'i çağırıyorum. Faruk hocamız biliyorsunuz profesörü. Kübülay Güvenç İstanbul'da iş adamı Mehmet Soylu tribünden arkadaşımız. Ankaralı iş adamı Sinan Gülsoy'u çağırıyorum. Mertan Ulusoy'u çağırıyorum. Sinan Gülsoy yıllardır genel sekreterimiz, her şeyimiz. Serdar Ulusoy'u çağırıyorum. Şöyle bakıyorum. Atkısız olan var. Harun abinin atkısı yok. Alalım. At diye verelim. Şöyle bakıyorum. Arda Başkan'ı çağırıyorum. Beni saymayın başkanlar sana sayılırlar. Evet, şimdi onlara bir sürprizim var. Onlara bir sürprizim var. Başkan da ortaya geçsin. Ben de şurada. Şimdi basın bir fotoğraf alsın. Sürprizim sonra. Evet, şimdi çıkarın kravatları. Çıkarın kravatları. Kravatlar gitsin, akıllılar kalsın. Gittiği söylüyorum, kravatları çıkaralım, attılar boynumuzdan.
tribün olduk, öyle bir fotoğraf verelim. Öyle bir fotoğraf verelim. Kral yordu. Hayır, hepimizi yordu. Değil mi? Şöyle rahatlamak lazım. Ondan sonra atkılarımızı açalım. Gençler Birliği kazanacak diyelim. Thank you.